Malatya Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenine hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Değerli izleyenler, Hakkari Dağlıca'da PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonrası malumunuz 16 askerin şehit olması tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Akşam saatlerinde çok sayıda aracın oluşturduğu konvoy ise Türk bayrakları ile Malatya şehir merkezinde saldırıları protesto etti. Hakkari Dağlıca'da PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonrası 16 askerin şehit olması tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Akşam saatlerinde çok sayıda aracın oluşturduğu konvoy Türk bayrakları ile Malatya şehir merkezinde saldırıları protesto etti. İnönü Kapalı Çarşısı önünde daha sonra toplanan kalabalık Türk bayrakları ile sloganlar atarak bir süre yürüdü. Grup daha sonra HDP ve DBP il binasının bulunduğu Halep Caddesi'ne koşarak binaya girmek istedi. Sokağın iki tarafına da barikat kuran Çevik Kuvvet ekibi biber gazı kullanarak grubu dağıtmaya çalıştı. Gerginliğin zaman zaman arttığı olaylarda grup içerisinde bir kişi protestoların yatışması için HDP binası girişine girerek Türk bayrağı astı. Bunun üzerine sokağın alt kısmında bulunan grup dağılırken, sokağın üst kısmında bekleyen grup ise eylemine devam etti. Binaya giren bir kişi burada Demokratik Bölgeler Partisi tabelasının üzerine Türk bayrağını astıktan sonra binadan uzaklaştırıldı. Grup daha sonra polisin uyarıları ile caddeden ayrıldı. Halep Caddesi'nin giriş ve çıkışı polis ekiplerince kapatılırken alınan güvenlik önlemlerinin sürücüye öğrenildi. Dün akşamdan bugüne geçiyoruz. Bugünse Dağlıca'daki 16 şehit haberinin acısı yürekleri yakarken bir başka acılı haber de Iğdır'dan geldi. 14 polis memuru şehit düşerken, başka bir acı haber ise kızı ile yolculuk ederken Tunceli'de teröristlerce şehit düşürülen özel hareket polisinden geldi. Iğdır'daki Dilucu sınır kapısına giden polisleri taşıyan aracın geçişi sırasında yola döşeli mayın patlatıldı. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde il merkezinden Nahçıvan sınırındaki Dilucu sınır kapısına görevli polisleri taşıyan aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı infilak etti. Saldırı sonrası bölgede güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışmanın devam ettiği öğrenilirken 14 polis memurunun şehit olduğu haberi geldi. Diğer yandan da Tunceli'de yol kesen PKK'lı teröristler, kızı ile birlikte seyahat eden bir özel harekat polisinin aracına ateş açtı. Olayda ağır yaralanan polis, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Evet değerli izleyenlerimiz, insanın artık kanına dokunuyor. Söyleyecek söz bulamıyoruz. Dağlıca'daki şehitlerimize, ardından bugün Iğdır'da ve Tunceli'de şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, polis camiasına, Türk Silahlı Kuvvetlerine sabır diliyoruz. Umarız bu akan kanlar bir an önce durur. Teröristler silahlarını gömerek bu ülkeden giderler.
Evet, bu ülke nice badireler atlattı ve vatanın bölünmeyeceğini de yakında inşallah anlayacaklar. Geçelim Doğanşehir'e. Doğanşehir'de Doğanşehir Belediyespor Dağ ve Doğa Sporları Derneği mensuplarından olan bir grup genç, artan terör saldırılarında devletin yanında olmak ve birlikte hareket etmek amacıyla bir araya gelerek Doğanşehir Askerlik Şube Başkanlığı'na yazılı dilekçeyle müracaatta bulundu. Doğanşehir'de Doğanşehir Belediyespor Dağ ve Doğa Sporları Derneği mensuplarından olan bir grup genç, artan terör saldırılarında devletin yanında olmak ve birlikte hareket etmek amacıyla bir araya gelerek Doğanşehir Askerlik Şube Başkanlığı'na yazılı dilekçeyle müracaatta bulundu. Gruplar halinde gelerek dilekçe veren gençlerin sayısı gün içinde 40 kişiyi buldu. 25 kişilik grupla Doğanşehir Askerlik Şube Başkanlığı'na dilekçelerini teslim eden gençler, hükümet konağı önünde bir açıklama yaptılar. Grup adına açıklama yapan Doğanşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Nusret Ürkmez, artan bölücü terör saldırıları ve kurulan hain pusularda vatan evlatları şehit düşüyor dedi. Grup daha sonra sessizce dağıldı. Doğanşehir Belediyespor Kulübü, Doğanşehir'de... Evet, değerli gençlerimize bizler de teşekkür ediyoruz TV Malatya ailesi olarak. Geçelim bir başka habere. İddiaya göre 23 yaşındaki Cebrail'de yoldan geçen 44M219 plakalı minibüs şoförüyle minibüsün durmaması nedeniyle tartıştı. Sonrasında ise maalesef ikizleri ölüm ayırdı. Olay Yeşilyurt ilçesinin Cemal Gürsel mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 23 yaşındaki Cebrail'de yoldan geçen 44M219 plakalı minibüs şoförüyle minibüsün durmaması nedeniyle tartıştı. Tartışma sonrası olay yerinden uzaklaşan minibüs şoförü G'de kardeşi ÖD'yi alıp yeniden aynı yere gelerek Cebrail D ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine G'de Cebrail D'yi bıçakla ağır yaraladı. O sırada olay yerinde bulunan Cebrail D'nin ikizi olduğu belirtilen Mikail D de aldığı darbeyle yaralandı. Minibüs şoförüyle kardeşi olaydan sonra kaçtı. Ağır yaralanan Cebrail D kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken kardeşi Mikail D'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası bölgede toplanan Cebrail D'nin yakınları yaşananlara tepki gösterdi. Öldürülen gencin amcası Mehmet de olayın ilk başta tartışma ile başladığını, sonra yeğenlerini sakinleştirerek eve götürmek istediğini belirtti. Ağız dalaşası olduğundan duydum ben. Büyük yeğenim Hazreti İçer'den. Ben de getirdim dedim ki yavrum olayı büyütmeyin dedim. Bir şey olmaz dedim. Çocukları aldım eve getirdim. Tekrar da geri gitmişler oraya. Dedi ben amca dedi vallahi hadi ben eve gideyim. Ölen çocuk dedi ben eve gideyim. Ben oğlum dedim eve gitme gel bize gidelim biz de oturalım çay içelim. Vallahi yemin ettim ben eve gideyim. Bunlar geri döndü, ben eve döndüm. Dayanamadım, bir daha geri döndüm, gittim. Abisi Aziz Dinçer. Aradım dedim, neredesin? Dedi ki, okulun buradayız dedi. Çocuklar nerede? Dedi, burada otururlar. Gittim, çocukları aldım, eve getireceğim. Yolu tam geçtim. Bir baktım, o tarafta minibüs geldi. Minibüs gelince, durmasıyla, saldırması bir oldu. Ben bir tanesini korumaya çalıştım. O birinden haberim yok. Bıçak elinde, bir tanesini gördüm, bıçak elindeydi. Mükayeli korumaya çalışırken o birini vurmuşlar. Geri döndüm, o kan içinde yatıyor. 9 yerde bıçaklanmış. Olayı bundan ibaret. Herhangi bir yol kesme, herhangi bir bizden tarafı saldırı falan kesinlikle yalandır. Ben kendim birebir yanındaydım. Öte yandan Cebrail de Malatya Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Bekar olan Cebrail D'nin bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Olay sonrası kaçan cinayet zanlısı GD ile kardeşi ÖD polise teslim oldu. Evet, birlik beraberlikten bahsettiğimiz şu günlerde birlik olup beraber olalım derken belki de ceviz kabuğunu bile doldurmayacak nedenlerden dolayı birbirimize sataşabiliyoruz ve sonucu maalesef ölüm getiriyor. Lütfen biraz daha duyarlı olalım. Ve biraz da siyaset diyelim.
günün öne çıkan başlıklarıyla AK Parti'ye önce geçelim. AK Parti Malatya Milletvekillerinden Avukat Bülent Tüfekçi ve İl Başkanı Hakan Kahtalı, Kale İlçe Başkanlığındaki mahalle başkanları ile bir araya geldi. 1 Kasım erken genel seçim öncesi istişare toplantısı yaptı. AK Parti Malatya Milletvekili Avukat Bülent Tüfekçi ve İl Başkanı Hakan Kahtalı, Kale İlçe Başkanlığında mahalle başkanları ile bir araya gelerek 1 Kasım erken genel seçim öncesi istişare toplantısı yaptı. Konuşmasına tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başlayan İl Başkanı Hakan Kahtalı, her şehit haberiyle yüreğimiz dağlanıyor ifadelerini kullandı. Düzenli bir şekilde yapmış olduğu mahalle başkanları toplantısının birini de bugün gerçekleştiriyoruz. Önümüzde de az önce ilçe başkanımız söyledi, seçim var. Bu seçim içinde aslında karede çok söylenecek bir şey yok. Allah sizden razı olsun, her seçimde yüzümüzü hak ediyorsunuz. Bu seçimde de Türkiye'de 3. oldu bu ilçemiz. Allah'ın izniyle inşallah belki biraz daha gayret gösterirsek belki 1. olacağız. Çok az bir farkla da onları kaçırmış olduk. Milletvekili Avukat Bülent Tüfekçi ise bu acılı günlerde siyaset yapmanın yüreklere ağır geldiğini dile getirdi. Değerli arkadaşlar, samimi olarak eğer hükümetler kuruldu da Recep Tayyip Erdoğan mı o sıkılan eli geri ayırdı? Öyle bir şey yok. Bu tamamen bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Ve biz sahada bunları doğru anlatamazsak niye hükümet kurulamadığını, niye koalisyonun yanlış bir şey olduğunu, niye tek başına iktidarın bu ülke için gerekli olduğunu anlatamazsak inanın ki çok değişen bir şey olmaz. Ve bu bizim partimizin karşısında çok bir şey ifade etmez. Ama bu Türkiye için çok şeyler ifade eder. Geleceğimiz için çok şeyler ifade eder. Eğer biz 2015 yılı kaybediyorsak, tablo değişmediği zaman 2016'yı zaten kaybetmiş olacağız. Değerli arkadaşlar, bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. En kötü tek başına iktidar, en iyi koalisyondan daha iyi. Niye? Hızlı karar alabiliyorsun. Güçlü kararlar alabiliyorsun. Ve güçlü irade ortaya koyabiliyorsun. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde malumunuz dün akşam saatlerinde aday adaylık süreci sona erdi. Ve 10 isim adaylığı için müracaatını gerçekleştirdi. Bunlardan bir tanesi de Avukat Bayram Özcan'dı. Bayram Özcan 1 Kasım'da yapılacak olan erken seçim için Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilliği adaylığı başvurusunu yaptı ve bugün kameralar karşısına geçti. İl Başkanlığında düzenlenen törende ilk olarak konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz idi. Kiraz milli yas ilan edilmeli dedi. Avukat Bayram Özcan 1 Kasım'da yapılacak olan erken seçim için Malatya'dan CHP milletvekili adaylığı başvurusunu yaptı. CHP İl Başkanlığında düzenlenen törende konuşan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, milli yasa ilan edilmeli dedi. Kiraz ayrıca şu ana kadar toplam 10 aday adayının başvuru yaptığını söyledi. Tabi aday adaylık başvuru süremiz dün itibariyle, dün saat 17 itibariyle sona erdi. Dolayısıyla dün saat 17 itibariyle genel merkezimize 10 arkadaşımız Malatya'dan aday adaylık başvurusunu yaptı. Aday adaylık başvurusunda bulunan Avukat Bayram Özcan ise adaylık açıklamasından önce şehit ailelerine başsağlığı temennisinde bulundu. Buraya milletvekilliği adaylığımı açıklamaya gelirken Dağlıca'da şehit olan askerlerimiz için taziyelerimi bildirmek istiyordum. Ancak biraz önce Iğdır'da da maalesef 13 polisimizi kaybettiğimizi öğrenmiş bulunmaktayım. Milletçe başımız sağ olsun. Tırmandırılan terör, Erdoğan'ın başkan olabilmek için AKP'nin ülkede kaos yaratma planının bir parçasıdır. Bunu defalarca da biz izah etmeye, açıklamaya çalıştık. Öte yandan maalesef Erdoğan'ın geçen günlerde bir açıklamasına da milletçe şahit olduk. Ne diyor? 400'ü verseydiniz bunlar olmazdı. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin
Cumhurbaşkanının özellikleri, vasıfları, yetkileri ve bunun sınırları anayasada kurucu irade tarafından gösterilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncelikle 7 Haziran seçimlerinden sonra milli iradeyi tanımayan koalisyon kurma görevini sonuna kadar zorlayarak memleketi milli iradenin gösterdiği şekilde uzlaşmacı tüm partilerin bir arada çözüm arayacağı bir hükümet kurmaya aracı olması gerekirken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafsızlığını kaybetmiş, en yüksek ekseriyeti alan Cumhuriyet Halk Partisi'ne teamüllere aykırı olarak bu görevi vermeyerek koalisyon görüşmelerini baltalayarak ülkeyi yeniden seçime sokmuştur. Özcan, neden CHP diye soracak olursanız da CHP savaşarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkının partisidir dedi. Öte yandan seçimlerde hatırlarsınız 400'ü verin, 400'ü verin diyerek miting alanlarında yine AK Parti için taraflı propagandalar yapmıştı. En son olarak da şehit cenazeleri üzerinde 400'ü vermediniz, böyle oldu demesi açıkça Cumhurbaşkanlığı tarafsızlığını kaybettiğinin göstergesidir. Neden CHP diye sorabilirsiniz? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran halkın kurucu iradesidir. Değerli izleyenlerimiz, şimdi de sizleri Milliyetçi Hareket Partisi'ne götüreceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Erdem, Ergenekon adı altında birçok silahı toprak altında, su altında buldunuz. Menfezlerin altındaki bombalardan nasıl haberiniz yok diyerek hükümeti eleştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Erdem, Ergenekon adı altında birçok silahı toprak altında, su altında buldunuz. Menfezlerin altındaki bombalardan nasıl haberiniz yok diyerek hükümeti eleştirdi. Efendim, millet olarak yüreğimizi yanıyoruz. Allah onlara rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Bu hain saldırı elbet bir gün sonu bulacaktır yani. Bu böyle gitmeyecektir. Türk milleti nice badireler atlattı. Kaç yıl önce Ergenekon'dur, Balyoz'dur diye bazı davalar açıldı. Bu davalarda gösterge olarak bazı yerlerde silah bulundu. İşte yerin altında 3-4 metre altında kazıcılarla kazılıp silah çıkarıldı. Bunları falan falancılar gömmüş. Suyun altında poşetler içerisinde silah bulundu. Bunu falancılar yapmış atın cezaevine. Ama bugün zannedersem orada 5. mi 6. mı bu menfezlerin altına döşenen bombalar var. Bu bombalar hele dünkü Dağlıca'daki yola baktım, yeni yapılmış pırıl pırıl bir yol. Bu yollar yapılırken de döşenen bu mayınlar acaba niye bulunmuyor? Bunların failleri niye bulunmuyor? Bu yolu yapan karayolları belediyelerdir. Bunlarda mutlaka da bunların taşeronları vardır. Gelin hele bakın ya, şu yolu kim yaptı? Kimler çalıştı? Hiç olmasa bir soruşturun bakın, ne var ne var ne yok ya. Bunların büyük bir bölümü yol yapım esnasından başka bir zamanda konulmaz. Bunun da üzerine gidilmesi lazım. Yazık artık şu evlatlarımıza, yazık. Pisi pisine çapulcuların saldırılarıyla can vermek insanın onuruna dokunuyor diyen Erdem, temennimiz birlik ve beraberliğimizin bozulmamasıdır dedi. Analar, bacılar, evet, vatanı için, bayrağı için şehadet şerbeti içmişlerdir. Cenab-ı Peygamber'e komşuladır. Bu aslında orası için, ahiret için büyük bir mutluluktur. Ocağımızın düzenlemiş olduğu bir yürüyüş olacak. Bir protesto yürüyüşü, şehitlerimize sahip çıkma yürüyüşü, şehit yakınlarımıza sahip çıkma yürüyüşü, milletimize sahip çıkma yürüyüşüdür bu yürüyüşümüz.
Değerli izleyenlerimiz, Türkiye 2 günde gelen 31 ölüm haberiyle, şehit haberiyle sarsıldı. Türkiye yasa boğan şehit haberlerinin hemen akabinde Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nden ortak çağrı geldi. Lütfen evlerimizi ve iş yerlerimizi bayraklarla donatalım dendi. Büyükşehir Belediyesi Dağlıca ve Iğdır'da düzenlenen hain saldırıların ardından şehitlere saygı göstermek için şehrin Türk bayrağıyla donatılması amacıyla bir kampanya başlattı. Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde birçok noktaya Türk bayraklarının asılacağı, vatandaşların da ev ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla donatmaları istendi. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Dağlıca'da yanan ateşin acısı geçmeden Iğdır'dan gelen kara haber bütün milletimizi derin bir acıya daha gark etmiştir. İşte bu nedenle Malatya olarak teröre karşı tepkimizi, aziz şühedamıza da saygımızı göstermek için şehrimizi el birliğiyle Türk bayraklarıyla donatalım. Bu vesileyle son saldırılarda hayatını kaybeden şehitlerimize bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, güvenlik güçlerimize de muvaffakiyetler diliyorum dedi. Bayrak kampanyasına bir destek de Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan geldi. Esnaf ve Sanatkarlar Odası adına bir açıklama yapan Başkan Şevket Keskin, Malatya'yı bayraklarla donatmalıyız dedi. Ve şimdi de sizleri bir gıyabi cenaze namazına götüreceğiz. Memur Sen Malatya İl Temsilciliği tarafından şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılındı. Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Kerem Yıldırım, terörün bir insanlık suçu olduğunu ifade etti. Memur Sen Malatya İl Temsilciliği de ard arda gelen terör saldırılarını kınamak ve birlik beraberlik mesajları vermek için bir basın açıklaması yaptı. Malatya Yeni Cami Meydanı'nda yapılan basın açıklamasına yüzlerce vatandaş katılırken, vatandaşlar ellerindeki bayraklarla sloganlar atarak terörü lanetledi. Ben oraya, genel kurmaya sesleniyorum. Basın açıklamasının ardından saldırılarda hayatını kaybedenler ve şehit olanlar için dua edilip gıyabi cenaze namazı kılındı. Evet, niyetlerimizi yapıyoruz ama. Allahu Ekber. Teyzelerimiz, akraba ve dostlarımız, tüm ehli iman için, Allah rızası için El Fatiha. Toplanan grup adına açıklama yapan Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Kerem Yıldırım, terörün bir insanlık suçu olduğunu ifade etti. Şehitlerimiz Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Terör, kan ve şiddetten beslenen bir insanlık suçudur. Bu insanlık suçunu ancak aklı, ruhu ve vicdanı iflas etmiş kişiler ve gruplar işleyebilir. Ülkemize, milletimize ve geleceğimize yönelen bu canice saldırılar, ister PKK, ister IŞİD, ister DHKPC'den gelsin, terörü, teröre destek verenleri, terörün arkasındaki iç ve dış güçleri nefretle kınıyoruz. 20 Temmuz 2015 günü sonuçta 32 gencimizin karanlık eller tarafından haince öldürülmesinin ardından PKK terör örgütünün asker ve polislerimize art arda yaptığı saldırılarla Türkiye, ülkemiz yeniden terör sarmalının içine çekilmiştir. Şunu iyi bilelim ki yaralarımızı ayrışarak değil, bütünleşerek sarabiliriz. Acılarımızı kavga ederek değil, kardeşlik içinde kalarak paylaşabiliriz. Acının ülkesi, dini, dili ve ırkı yoktur. Ağıtlar hangi dilden yakılırsa yakılsın, hepsi can atıcıdır ve yürek yakıcı. Omuz omuza, terörle karşı omuz omuza. İzleyenlerimiz, terör olaylarına tepkiler dinmiyor. Bunlardan dolayı da sivil toplum kuruluşları da terörü lanetliyorlar. Gün birlik ve beraberlik günü diyorlar. İşte bunlardan bir tanesi de Malatya Türk Ocakları. Türk Ocakları Şubesi'nden Başkan Nadir Günata'dan birlik beraberlik çağrısı geldi.
Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günat'a bütün insanlar bir araya gelip bir yumruk gibi olmalıdır. Çünkü vatan için gün birlik olma günüdür dedi. Son haftalarda meydana gelen şehit haberlerine her gün yenileri artarak eklenmektedir. Dün 18, bugün 12, daha evvelki günlerde 100 civarındaki şehitlerimiz hepimizi derinden yaralamıştır. Türk milletinin başı sağ olsun. Terör örgütüne verilen sayısız tavizler terör örgütünü şımartmış, güçlendirmiş ve bugünkü noktaya taşımıştır. Millet gereğini yapınca da taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmaz. Tarih bize bunu öğretmiştir. Sonuçları herkes için ağır olur. Türkiye'nin dört bir yanından şehitler geldikçe bu milleti kimse durduramaz. Ellerinde çeleşle de yürüyüşler yapanlara gereğini yapmayınca onlar şimdi gereğini yapıyor. Bu millette buna göz yumanlara gereğini hukuk içinde elbette yapacaktır. Değerli basın mensupları, aziz milletim, siyasi mülahazalardan uzak, vatan için gün birlik günüdür. Bütün siyasi partiler, bütün sivil toplum kuruluşları, bu konuda duyarlı olan bütün insanlar bir araya gelerek toplumun bir yumruk gibi olduğunu dosta düşmana göstermelidir. Çünkü başka Türkiye yok, başka diyara gidecek durumumuz da yoktur. Değerli izleyenlerimiz, Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. İşte bu anlamda Esenlik'ten de bir açıklama geldi. Esenlik Kurban Bayramı içinde tercih sizden, eve teslim bizden kampanyasını düzenliyor. Esenlik bu Kurban Bayramı içinde tercih sizden, eve teslim bizden kampanyasını düzenliyor. Kampanya hazırlıkları hakkında bilgiler veren Esenlik Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Orhan, Esenlik'in her alanda hizmetin en kalitelisini sunmak için tüm hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Limited Şirketi birçok alanda hizmet yarışında ve kalitesinde koştururken sosyal sorumluluk projelerinde de geçen yıl başlatmış olduğu tercih sizden eve teslim bizden kurban kampanyasını bu senede devam ettirmektedir. Kurbanlıklarımız 22 kilogram ve üzeri olup kurban kaidelerine göre kesilip, paketlenip termokinkli araçlarla evlerinize ve evlerimize teslim edilecektir. Halkımızın geçen yıl göstermiş olduğu teveccühe Esenlik çalışanlar olarak teşekkür eder. Şimdiden kurbanlarınızın Allah katında kabulü dileğiyle hayırlı bayramlar. Şimdi de Malatya Park Alışveriş Merkezi'ndeyiz. Amatör takım futbolcuları geçmişten günümüze amatör futbol tarihi fotoğraf sergisi öncesi Malatya Park Alışveriş Merkezi'nde bir araya geldi. Amatör takım futbolcuları geçmişten günümüze amatör futbol tarihi fotoğraf sergisi öncesi Malatya Park AVM'de bir araya geldiler. Amatör futbolcular adına konuşan Erdal Karadağ sergi ve söyleşi hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Malatya Spor kurulmadan önce daha profesyonellik yokken Malatya Amatör Kümesi'ni oluşturan takımlarda oynayan değerli futbolcuları, o günün fedakar futbolcularını, karda, yağmurda, çamurda mücadele eden futbolcularını yeni kuşaklara tanıtmak için bir sergi düzenlemiş bulunuyoruz. Sadece sergi açılışıyla kalmayacağız. 19-20 Eylül tarihlerinde her gün saat 15.30'dan sonra da bu arkadaşlarımızla söyleşiler yapılacak. Sorulan sorular cevaplandırılacak. Sadece Malatyalı oldukları için, sadece sporu sevdikleri için yazın, kışın, çamur, yağmur demeden top oynayan arkadaşlarımız var. Bunlar çoğu iyi biliyorum ki daha çim sahayı görmeden futbolu bıraktılar. Biri de benim. Hiç çim sahada top oynamadan futbolu bıraktık. Şimdiki nesillerin bunu bilmesini istiyoruz. Bu nedenle arşivlerimizden yüzün üzerinde fotoğraf çıkarttık ve bunu Malatya Park salonlarında sergileyeceğiz. Malatya Park Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kavuk ise yaptığı açıklamada şunları söyledi. Biz de garantiye kararınca bir şey yaptık mı acaba? Eğer yapabildiysek ne mutlu bize. Bundan evvelkiler de olduğunu söylerler. Ahmet Fırat gibi, yani Allah rahmet eylesin. Hamido gibi böyle o günün sporcuları
biz gençliğimizde 40'lı yıllarda büyüklerimizden gayet rahat işitirdik. Herhalde dünya kurulalı var. Efendimiz zamanında da güzel güreşçiler olmuş. Koşun. O zaman daha çok. Buna bağlı diğer sporlar da yapılabilmiş. Tabii spor deyince biz amatörce düşünüyoruz. İnsan vücudunun daha rahat nefes almasını sağlayan ve yaşantısına güç veren bir yapı. Bültenimizin sonunda her zaman olduğu gibi spor haberleri ve Yeni Malatya Spor. Yeni Malatya Spor'da Başkan Adil Gevrek isim hakkı için bizzat yaptığı görüşmelerden sonuç aldı. Birey Tekstil Yeni Malatya Spor'un isim sponsoru oldu. Ve bundan sonra Yeni Malatya Spor'un adı ise Birey Yeni Malatya Spor. PTT 1. Lig takımı Yeni Malatya Spor isim hakkı için Birey Tekstil ile anlaşmaya vardı. Sarı Kırmızılı kulüp uzun süredir isim hakkını satmak için görüşmelerini sürdürüyordu. Doğu temsilcisinde Başkan Adil Gevrek isim hakkı için bizzat yaptığı görüşmelerden sonuç aldı ve Birey Tekstil Yeni Malatya Spor'un isim sponsoru oldu. Bu anlaşmanın ardından Yeni Malatya Spor'un 2015-2016 futbol sezonundaki resmi ismi Birey Yeni Malatya Spor oldu. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunan kulüp başkanı Adil Gevrek, Birey Tekstil'e teşekkür etti. Değerli izleyenlerimiz, Malatya'dan ve Türkiye'den öne çıkan satır başlarıyla sizlerle birlikteydik. Bu anlamda TV Malatya Haber Merkezi'nce hazırlanan bir ana haber bülteni daha sonuna geldik. Yapımda ve yayımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar, mutlu yarınlar Malatya. Thank you.